herkese keyifli akşamüstleri dileyelim. Bugün gördüğünüz üzere mekan değişikliği yaptık. Stüdyonun dışına çıktık. Hayırlı olsun ziyaretleri çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Zeki Çeleri makamında bir ziyaret edelim dedik. Her zamanki gibi yine son dakikaya kaldığımız için eli boş geldik ama en kısa zamanda eli dolu da geleceğiz. Çok sevdiğimiz, çok saydığımız arkadaşımız, dostumuz diye tabir ettiğimiz Zeki Çeler yaklaşık 46 gündür Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak hükümette görev yapıyor. Hem bu geçen 46 günlük süre zarfını hem ne umdu, ne buldu, hem de bundan sonrası için projelerin hedeflerini kendisiyle konuşacağız. Sayın Bakanım, çok çok teşekkür ediyorum. Bizi makamınızda ağırladınız. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Teşekkür ederim Alihan'da. Samimi davranmaya devam edersen sevinirim. Ya ben böyle şey oldum hakikaten. Kendimi kasıyorum çünkü Zeki... Yani özetlere dedim bu sandalyeye oturmayın, başka bir yere oturayım ki daha da rahat olalım ama kameraman sağ olsun illa burasının ışığı daha iyidir diye. Burayı istedi, ondan yana da kimse demesin. Oturdu Alihan'ı makamında karşıladı. Vallahi yani öyle. 46 gün ne umdun ne buldun, oradan başlayalım. Yani tamam, bir hükümet oluşuldu. Zaten milletvekili tecrüben geçen hükümet, geçen dönem parlamentodan vardı. Bu dönem farklı bir tecrübe. Hem milletvekilliği hem bakanlık, işte 46 gün geride kaldı. Ne umdun ne buldun? Yani umduğumu buldum. O değil yani, ekstra bir beklentimin üzerinde veya beklentimin altında bir şey değil. Çünkü ülkenin gerçekleriyle yüz yüzeydik milletvekiliyken de. O yüzden tekrar etmekte fayda vardır. Muhalefette ne söylediysek hükümette de aynı şekilde arkasında durmak zorundayız diyoruz ya. Muhalefette ne görüyorsaydık aslında hükümete geldiğimizde de aynısını görmeye başladık burada. Buradaki tek fark bu 46 gündür gördüğümüz ve söylediğimiz sorunları çözmek için ne yapmaya başladıktır. O yüzden enkaz edebiyatı yapma, işte çok kötüydü, yok bütçesi yoktu, yok eleman yoktur falan diyerekten bir yere varılmayacağının farkındayım. O yüzden var olan sıkıntıları nasıl çözebilirizin yöntemlerine arayışı içindeyik. Umduğumdan öte bir şey yoktur burada. Beklentimin gayet olduğu yerinde bir manzarayla karşı karşıyayım. O yüzden artık sohbet esnası içerisinde yapılanlar, yapılacak olanlarla ilgili. Onları konuşacağız ama ben şeyi merak ediyorum. Yani Zeki Çeler geçen dönem ilk kez milletvekili oldu. Bir de Zeki Çeler milletvekili olurken geçen dönem parlamentoda biraz farklı bir çizgiyle geldi. Son güne kadar çalışıyordu. Çalıştığı yer bir eğlence kulübüydü. Eğlence kulübünden çıkıyordu. Oy istemeye gidiyordu. Hatta geçen dönem işte bir takım takılanlar oldu sana. Yok oyuncaklarını getir Zeki dediler. Onlar bunlar oldu falan filan ama bugün baktığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda oturuyorsunuz şu anda. Yani hakikaten bir 4 yıl, 5 yıl önceye filmi sardığımızda yani kendini buralarda düşünebiliyor muydun? Tabii ki bir hedef kor insan hayatında ileriye yönelik ve o hedefi peşinde koşturur. Hangi bakanlık olacağı belki hedefleri içerisinde bellidir ama en azından benim şahsen hangi bakan olmayacağım hedefim her zaman vardı. Onu da hep söyledim zaten. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı da aslında beklentilerimin arasında olan bir bakanlıktı. Çünkü insana dokunabileceğin bir bakanlıktı burada. Çünkü doğumdan ölüme ve ölümden sonra da aslında doğmadan önce bile daha ana rahmine düştüğün andan itibaren seninle ilgili hakları savunan bir bakanlıktır burası. Sonra doğduktan sonra yaşamın içerisindeki çalışma hayatından sonra emekliliğinden sonra bu dünyadan göç ettiğin zamanın itibariyle de bakmakla yükümlü olduklarına da bakan bir bakanlık. Yani sonsuz bir devamlılığı olan bir bakanlıktır. Bir kişi üzerinde aslında bu bakanlığın görevleri. O sorumluluğun farkındayım. Başladığımda milletvekili yani siyasete esas adımı resmi olarak kazandığım andan itibaren 2013'te nasıl saydım öyle olmaya da devam ettiğim inancındayım.
Bakan olduktan sonra da bu tavırlarımdan değişmedim. Değişen tek bir şey vardır. Biraz daha yaşlandık. Biraz da saçlarımızda dökülmeler fazla oldu. Onun dışında ben pek fiziki değişim dışında başka bir değişim olduğuna inanmam. Tabii bilgi yönünden, kendini geliştirme yönünden kesinlikle onu tam çok büyük bir fark var. Ağzımdan aldım, onu söyleyecektim. Yani geçen dönem hep izledik seni. Başladın, araştırdın, işte öğrencilerle buluştun, Ankara'ya gittin, Londra'ya gittin, İstanbul'da buluştun. Sonra Avrupa Parlamentosu toplantılarına girdin. Hep üstüne koya koya aslında bir noktaya kadar geldin. Bugün de bu makamdasın. Nasıl bir yol haritası izleyeceksin? Çünkü biz şunu gördük. Geçmiş 4 yıllık milletvekili şeyinde baktığımızda sevgili Zeki Çeler çok o sıradan alışık olduğumuz tipte bir siyasetçi değil. Özellikle gençlerle çok kucak kucağa, halkla çok yakın ilişkiler kuran bir siyasetçi profili çizdiniz. Bundan sonrası için nasıl bir yol? Yani o profil gene devam eder. Zaten siz de takip edersiniz. Dut'un giyimimizden, onun akşam üzerleyin. Tabii bütçe değil de şimdi çok sokağa çıkamıyoruz ama hafta sonları en azından gene gayet rahat arkadaşlarımla sosyal etkinliklere katılma, festivallere, panaylara gitme. Bunları zaten hep yaparım ve gene insanlarla iç içe olmaya da devam ederim. Ancak vizyonumuzda ciddi anlamda bu bakanlıkla ilgili çok çalışmamız gerektiğinin farkındayım. Ve bu süreç içerisinde özellikle gençlerin yerli istihdamın artırılması adına gençlerle daha çok iletişimde olmam gerektiğinin de farkındayım. Hani derler ya, Kıbrıslı gençler tembeldir, çalışmazlar. Bu algının artık üzerimizden kalkması, gerçeklik payı olan bir kısmın da artık o algıdan uzaklaşması için bütün, tüm sosyolojik çalışmaları yapmak adına da bu bakanlıkla elimizden geleni yapacak. Farklı dalları var. Bilin, çalışma dairesi var, sosyal hizmetler var, sosyal sigorta ihtiyaç sandığı. Bunlar bizde kadına ve cinsiyete yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için TOCET, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi var. Rehabilitasyon merkezlerinin konusu var. Engelliler, özel gereksinimli bireyler. Tüm bunlar bu bakanlıktayken doğal olarak biraz tarzımı koruyorum ama çok ciddi konular olduğu için de gene bu konular üzerinde de vizyonu ileriye taşıyabilmek adına buralara kapanıp çalışmaları yapıyorum. Tam da o noktadan başlayalım. Koltuğa oturur oturmaz ilk başlangıç noktanız kaçak yaşam, kaçak iş gücüyle mücadele oldu. Çok önemli bir start verdiniz. Daha çok iş ölümlerini önlemek adınaydı. Ya o kaçak kayıt dışı işçilik konusunda bu yakın zamanda ciddi bir hamlemiz oluyor. Onun çalışmasını daire müdürü ve ekibindeki arkadaşlarla yapıyoruz. İlk hamlemiz, ilk adımımız bizim iş sağlığı güvenliğinin özellikle inşaat sektöründe alınabilmesi adına oldu. Bunda Müteahhitler Birliği ile, Taşeronlar Birliği ile birlikte hareket ettik. Ama özellikle Müteahhitler Birliği ciddi anlamda bize bu konuda yardımcı oldu. Bir istişare içerisinde olduk ve sıkı bir denetim başlattık. Siz de farkındasınız ki bu sıkı denetim sayesinde ciddi oranda bir düzelme gerçekleşti. Palyatif bir çözümdür. Kesinlikle bunun arkasına sığınmıyorum. Alınması gereken çok ciddi tedbirler vardır. Sürdürülebilir olması adına daha verimli bir şekilde bir düzenlemenin yapılması gereklidir. Onu da savunuyorum. Bunun için de zaten bir kriz masası oluşturduk. Bu kriz masasında konuyla ilgili her kesimden paydaş arkadaşlarımız toplandı ve yavaş yavaş sonuç raporu da ortaya çıkıyor. Kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileriyle biz bunu hükümetin bu dönemde özellikle bakanlık adına yapacağı bir icraat halinde görüyoruz. Örneğin iş sağlığı güvenliği uzmanları var, gidiyorlar, denetimlerini yapıyorlar veya raporu veriyorlar. Orada bitiyor görevleri gibi bir görüntü var ama sorumluluk. Mesela Türkiye'de şu var, işte belli bir sayıda insan çalıştırıyorsanız iş sağlığı güvenliği uzmanı da orada olmak zorunda var. İnşaat bekçileri olması lazım, sorumlu kişilerin olması lazım. Bunlar hep bu yenilenecek olan düzenlemede mevcut olacak olan şeylerdir. Konu tabii sadece inşaat değil. Ama o noktada özellikle de inşaatlarda çalışan yabancı işçiler, gerek Türkiye'den gelen işçiler, gerekse diğer ülkelerden ülkemize gelen insanların hayatlarını bir ipin üzerinde bir cambaz gibi sürdürmelerini kabul edemezdim.
Zaten bununla ilgili hep üzüntü duyuyorduk. Bununla ilgili hep stres ve endişe duyuyorduk. Hükümete de bunun devamlı muhalefetini ettik ama maalesef o dönemde pek kulak asılmadı bu konulara. Biz kesinlikle buna kulak ardı etmek yerine ciddi anlamda kendimize görev bilip bunun önüne geçmek adına başlattıydık o denetimleri. Halen daha da devam eder denetimler. Sadece iş sağlığı güvenliği değil, yakın zamanda da zaten başlamış bunun olan kreşler. Bunun yasası için çalışma dediniz. Yani başladı mı şu anda? Tabii tabii. Mesela Türkiye'de belli bir nüfuslu çalıştıran iş yerlerinde bu zorunlu noktada. Kriz masasından, işin bilir kişileri tarafından hazırlanan bu dosya, işte bu hafta sanırım bir kez daha toplanacaklar. Bilmiyorum bir toplantıya daha ihtiyaçları olur mu olmaz mı ama yavaş yavaş neticeye doğru geliyorlardı. İşte o neticenin sonucunda Müteahhitler Birliği'nin bazı önerileri var bu konuda. Bizlerin bazı önerileri var. İşte dediğim gibi her kesimin önerileri toplanıyor ve rapor halinde bana sunulduğunda ben de bunu değerlendirip hükümete yasal çözümleri içinde yine hukukçu arkadaşlarımızla yasal düzenlemesinin yeniden yapılıp hayata geçmesini sağlayacak. Tüzük değişikliğiyle de bunlar yapılabilecek şeylerdir. Bununla ilintili bir başka konu da ülkeye gelen yabancı iş gücü konusu. Oraya da hemen baktınız. Oradaki tablo nedir şu anda? Çünkü anladığım kadarıyla çok fazla işçinin de artık yurt dışından gelmesi taraftarı değilsiniz ama bir yandan da ihtiyaç var, bir yandan da talep var. Nasıl bu talep ve arz konusunu bir şekilde dengeleyeceksiniz? Ülkemize yaklaşık 104 bin kusur özel sektörde çalışan insanımız var. Bunların 12 bin civarlarındaki bir rakamı 3. dünya ülkelerindendir. 30 bin kusuru Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen vatandaşlardır. Geriye kalanlar da KKDC vatandaşlarıdır. Yani %60'a %40'lık bir orandır. Aşağı yukarı yani böyle tam net bir şey söylemeyeyim şimdi ama bu oranlardadır. Tabii burada az önce söylediğim kendi insanlarımızın özel sektörde çalışması için iş güvencesini sağlamamız gerekir. Yani özel sektörde çalışan bir insan ben yarın kapının önünde konur muyum konmaz mıyım endişesini yaşamadan, bugün evime ekmek götürebilirken yarın da götürebilecek miyim endişesi yaşamayacağı bir düzene girmemiz lazımdır. Bunun birinci kısmı yasal düzenlemelerin sağlanarak örneğin mobbing, taciz ve benzeri haksızlıklara uğradıklarında işveren tarafından kendilerini savunabilecek, arkalarına sığınabilecekleri bir yasanın olması şarttır. Bunun hazırlığını zaten yapıyoruz. Diğer taraftan da insanlarımızın özel sektörde çalışabilmelerini sağlayabilmek adına o algıyı, o sosyolojik düşünceyi düzeltmemiz gerekir. Göç yasası diye bir yasa getirdikleri dönemde zannettilerdi ki herkes devletten vazgeçecek. Özel daha gösterişli, daha çekici olacak insanlar için ama maalesef öyle bir şey olmadı. Halen daha vatandaşlar devlete girmek üzere ısrar ediyorlar. Şimdi işverenlerin de pek tabii ki bu ülkeye sağladıkları, kattıkları ekonomik katkıyı göz ardı etmeden bizim her alanda, her paydaşı da düşünerek hareket etmemiz gerekir. O yüzden gerek geçmişten bugüne kadar yapılan teşvikler, teşviklendirmeler, gerekse bizim vizyonumuz çerçevesinde yenilenecek olan yeni teşvik vizyonlarıyla biz insanlarımızı da özel sektörde çalışmaya teşvik edeceğiz. Bir diğer taraftan da yasayla güvence altında olmaları. Şöyle bir algı var şu anda sokakta. İşte Sayın Zekiçer bakan oldu. Üçüncü dünya ülkelerinden gelenler yasaklanacak artık bundan sonra gelmeyecek gibi bir böyle bir telaş var, bir panik var. Sektörel bazı bir ayrım mesela olacak mı yoksa hakikaten gerçekten yani bunu tabii, bak, durduracak mısınız? Zaten bunu bu şekilde düşünmeleri tamamen bir ön yargıdır. Evet. İnceleyip sık dokuyor. Şu anda dairedeki arkadaşlar yurt dışından, üçüncü ülkelerden gelecek olan çalışanları ama bu her sektör için geçerli değil. Yani belli sektörlerde gerçekten burada... Mesela bakıcı bulmak çok zor bu memlekette. Ben başımdan geçtiği için evet, biliyorum. Ama işin de artık gerçekten rayından çıkacağı bir noktaya getirdiler. Ve ülkemizde yasak olmasına rağmen insan ticareti yapılıyor sevgili Alihan. Videolar dönüyor sosyal medya üzerinden ve işte bakın bahçıvan, bakıcı, çoban, süt sağcısı veya işte çocuk bakıcısı, yaşlı bakıcısı. Bununla ilgili bir yasal düzenleme daha şey olmaz. Çünkü aynı durum mesela Rum tarafında da var.
Ama orada bunun yasası var. Yani bu işi yapan firmalar var, oluşmuş. Bilim kadarıyla 7 tane firma var. 7 tane firmaya devlet yetki vermiş ve devlet bu firmalardan bunun vergisini de alıyor. Hı hı. Ama tabii bize bu iş için bir yasal zemin olmadığı gerçekten için... Gerçekten insan ticaretine döndü. 7-8 bin euro vererek bu insanlar ülkelerinden buraya, üstelik de Avrupa Birliği'ne geleceklermiş gibi kandırılarak getirtiliyorlar. Ve buraya geldiklerinde yaşadıkları hayal kırıklığının arkasına zaten büyük de bir borcun altına girdikleri için gelebilmek adına geri dönemiyorlar. Geride dönemiyorlar, pasaportlarına el konuluyor. Çeşitli zorlamalara maruz kalıyorlar, şiddete maruz kalıyorlar, emekleri sömürülüyor. Bu tabii herkes için geçerli değil. Ama bunun bir yasal işte zemini oturtulması tamam. için. Yani yasal zemin de zaten bu yasaktır. Piyasada da yani bu işi yapan zaten 3-5 tane ismi herkes biliyor. Bunları yasal hale getirmek için bir çalışma. Çünkü grup tarafında var. Var. Hem yasal bir çalışması var ama yasallaştırmak adına değil, tümünün devlet kontrolü altında olması. Çünkü devlet kontrolünde olmazsa muhakkak bir yerde bunun suistimali gerçekleşir. Çünkü işin içinde insan var ve özellikle işin içinde insanların hayalleri ve geleceğe yönelik beklentileri ve kaygıları vardır. Yani ben biliyorsun göreve geldiğim ilk haftalarda Cidde'ye gittim. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Çalışma Bakanları'nın emek iş gücü piyasasıyla ilgili bir toplantısına katıldım. Tam da o dönemde bu inşaatları denetlerken kayıt dışı işçilerle ilgili olan sorunu birebir gözlerimin önünde yaşadığım o maalesef acı durumları da görünce dedim tamam bu işin kaçarı yoktur Zeki. Gittiğinde buraya bunu açıkça anlatacaksın ve işbirliği çağrısı yapacaksın. Zaten herkes birbirine belli konularda işbirliği çağrısı yaptı ama biliyorsun orada söz hakkımız da var. Konuşuyoruz bütün bakanlarla birlikte ve birebir de resmi temaslarımız da oldu orada. Özellikle belli başlı ülkelerden ülkemize gelen çalışanlarla ilgili ben şikayet değil dedim orada. Bu kesinlikle gelsinler tabii ki. İhtiyacımız vardır belli sektörlere. Gelecekler. Sakın kimse Kıbrıslı Türkler Adanın kuzeyinde yabancı işçi istemiyor diye algılamasın. Ama gelin bunu sırf bizi tanımıyorsunuz diye gayri yasal yollardan yapılmasına karşı mücadele etmeme değil. Gelin bunu doğru bir işbirliği çerçevesinde ister resmi ister gayri resmi şekilde buluşalım. Bizim bürokratlarımız da sizinkiler görüşsün ve bu sorunu çözelim ve buralarda yaşayan insanlarınızın da haklarını biz korurken siz de yardımcı olun. Gelişleri ve buradaki çalışmalarını sizler de takip edin. Aynı şekilde bizler de size bu kolaylıkları sağlayarak bunun devlet kontrolü altında olmasını ve vatandaşlarınızın bizim garantimizde olmasını hep birlikte sağlayalım diye çağrı yaptık. İlk başlarda bize randevu vermek istemeyen ülkeler bile bu konuşmanın ardına anında kalkıp yanımıza gelip arka tarafta saatlerce bizimle bu konuyu konuştu ve yakında da bunun meyvelerini almaya başlayacak. Çünkü cidden yani çok ciddi rakamlarda bir para dönüyor bu konu üzerinde. İnsanlar sömürülüyor. Ve bu bize yakışmayan bir davranıştır. Dediğim gibi insan ticaretine dönmüş sonucu. Yasal bir mevzuat olmayacak. Şimdi Zekiçeler gençlerle birlikte, Zekiçeler öğrencileri dinliyor. Ülkede de 100 binden fazla artık bir öğrenci genç kesim var. Bunlar gerek Türkiye'den gerekse 3. dünya ülkelerinden gelenler. Kimisinin maddi durumu çok iyi, kimisinin maddi durumu sıkıntılı, burslu okuyor. Bunların da çalışma hayatına yani dışarıdan getirmektense burada olan, bu var olan potansiyeli kullanmak adına mutlaka ben diyorum ki Zekiçelerin aklında bir şeyler vardır. Çünkü öğrencilik yaptığı yıllarda kendisi de çalıştı. İlkokulda bile çalışırdım ben. O yüzden bildiğim için buradaki bu genç arkadaşlar herhalde en iyi anlayabilecek pozisyondaki kişilerden bir tanesi sizsiniz. Onlarla ilgili bir şey düşünüyor musunuz? Şimdi bunu da söyleyeyim ama öncesinde aklıma gelen bir konuyu da hatırlatayım. Az önce sorduğun yabancı işçilerle ilgili. Bu insanların ülkeye gelmeden önce bizim web sayfamıza da girdiklerinde birkaç dilde ülkedeki çalışma yaşamının nasıl olduğuna dair bizim bu arkadaşları uyarma çerçevesinde bir hazırlığımız vardır. Yabancı dile çeviriyoruz olduğu gibi web sayfasını ve uyarıcı yasaları orada belirteceğiz. Bir de ülkeye giriş kapılarından gerek kara gerek deniz yolu veya hava yolu da gelecek olan insanların da emekçilerin de veya herkesin de aslında bu ülkedeki çalışma yaşamı nasıldır, yasalar nasıldır diye bilgilendirilmesi hususunda da
Broşürlerimiz hazırlanacaktır. Yabancı dilde de yapacak bunu. Biliyorsun çalışma bakanı olarak hem İçişleri Bakanı hem Dışişleri Bakanı ile bir acil toplantımız olmuştu. Biz bu toplantıları sürdürüyoruz kendi aramızda. Eğitim Bakanlığı da buna katılıyor. Ve eğitim amaçlı gelenlerin de eğitim dışında eğer çalışacaklarsa hangi şartlarda çalışabilirler, koşullar nelerdir bilmelerini sağlayacak. İşte bu bilgilendirme aslında buraya hem gelen turistin, hem öğrencinin, hem de çalışmak için gelenin haklarının ne olduğunu birinci ağızdan duyacağı bir sistem oluşacak. Çünkü biliyorsun ülkemizde Türkçeyi konuşmamıza rağmen Türkiye'den gelen yatırımcılar, çalışanlar da Türkiye'den geliyor. Buradaki çalışma hayatını bilmiyor, yasaları bilmiyorlar. Örneğin Türkiye'de taşeron firmada biri çalıştığında 25 günde, yani bir ay dolduktan sonra, yani bir ay geriden, kısacası bir ay geriden ödüyorlar maaşları. Ama bizde bir hafta içerisinde, 5 gün içerisinde ödemek zorundasınız maaşı. Bu yasayı bilmeden insanlara bunu yapıyorlar. Doğal olarak zaten arada da bir Kıbrıslı varsa da maaşını almaz da ikinci aya gelir, isyan çıkar. İşte bunların ülkemizde yaşamaması adına da biz uyarıyoruz. Yatırımcıları da uyarmamız gerekir. Gelen çalışanları da. Ha, öğrenciler ve kendi gençlerimiz için de birkaç defadır söylüyorum. Zaten bunu algıyı özellikle önce kendi yerli istihdamımıza çekmemiz lazımdır. Bir taraftan biz bu broşürlerle veya işte sık inceleyip sık dokumayla bir düzenlemeye gidiyoruz. Ama diğer taraftan da işverenlerin emek iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak adına da aynı şekilde, aynı oranda kendi insanımızı hazırlamamız lazım. Onun çalışması içerisindeyiz. Gençlerde de aynı şekilde bu vardır. Bir diğer taraftan ülkemize gelen öğrencilerin çalışma hayatında görev alabilmelerine karşı da zaten var olan yasalarda da bu mevcuttur. Part-time olarak çalışmaları mümkündür. Hatta yatırımlarıyla ilgili de katkı sağlanabilir. Onu da daha böyle iyi bir kamu spotu, gençlerin anlayabileceği sosyal medya paylaşımlarıyla da yakında izleyebileceksiniz. Yani yakında derken en azından herhalde bir buçuk aylık bir zaman alabilir bu hazırlıkları tamamlamamız ama sanırım yaz ayı bizim için bu konularda daha verimli olabileceğimiz, insanların bu sıcakkanlılıkla daha rahat bizi anlayıp da yaptığımız çalışmalara katkı görebilecekleri bir dönem olabilir. İki tane daha can sıkıcı sorum var. Ondan sonra yok, biraz daha sorular. Biraz sonra daha tatlı sorulara geçeceğim ama iki tane daha can sıkıcı sorum var. Asgari ücret çok konuşuldu, çok tartışıldı. Hayli de sinirlendin toplantıda. Bu ekip değişecek dedin. Bürokratlara kızdın. Ne oldu? Açıkladın gerçi bunu birkaç kez ama yani gelen sene nasıl bir şey olacak? En azından onu soralım. Veya gelen defaya nasıl bir hazırlık yapıyorsun onu soralım. Şimdi sinirlendim doğrudur. Çok canım sıkıldı. Çok üzüldüm. Ama nereye üzüldüm? Ben gelene kadar zaten belirlenmemişti. Ben geldiğimde bunu ya belirleyecektim var olan sistemle ya da yeni sistem hazırlanana kadar tut ki önümüzde işte bütçe bitecek. Bütçeden sonra ancak da duracaksın diğer konuların üzerine eğilesin. Yasal düzenlemesini yapmaya başlayacaksın. Hadi bu da seçimler gelecek. Herkes seçim telaşının peşine düşecek. Seçim yasakları olacak. Ve bu uzayıp gidecek. Haziran'da bir daha aynı yasayla sen veya Temmuz'da yine aynı yasayla sen asgari ücreti belirleyeceksin. Ya da şimdi belirleyecektin. En azından yapabileceğin azami artışı, elinden gelen en azından azami artışı yapacaksın. Ki en azından diğerine de daha sonra yeni sistemle gidilmesi için çalışmayı başlatacaksın ve insanları daha fazla mağdur etmeyeceksin. Ben hiçbir zaman 190 liranın iyi bir artış olduğunu savunmadım, bu bir. Hiçbir zaman ben asgari ücretle ilgili milletvekilliği dönemimde bir rakam belirtmedim bu iki. 3500 lira diyorlar. 3500'ü sırf demagoji yaratsınlar diye. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Yani bunun öz eleştiri, yani eleştiri değil de ben söyledim televizyonda. Sen attın ben. Ben attım 3500 diye ama sanki de sen sanki de sen söylemişin gibi oldu. Yani biz söyledik birkaç gün programda. Ben işte dedim tanıdığım benim zekici şeyler bu işi 3500'e kapatır falan gibisinden. Ha, espri yapasın dedin, onlar da aldı. Sonradan bu iş şeye döndü. Yani ben İşte araştırmadılar. Araştırılmadı. Sanki zekiciler çıktı bize dedi ki 3500 lira konusunda biz bir çalışmamız var.
böyle bir şey oldu. Yani ben de çok fazla da müdahale de edemedim ama yani şeye bakıldığında, kayıtlara bakıldığında, Facebook'ta falan. Bakıldığında hiç yoktur öyle yani, şey. Hayır ben söyledim. Benim yok senin var. Ben söyledim. Onun için bütün suçlar yandır. Yoksa beni şu mesajı yapacağıma yani, lahan yaptırmadı. Yani ciddi ciddi insanlar şey dedi. Yani Zeki Çeler çıktı. 3500 lira olacak dedi dediler. Ben baktım. Biz yani benim programım dışında böyle bir söz var mı diye yok. Ha söyleyen varsa 3500 lira ben söyledim. Ama sana mal oldu. Bir şey değil. Yani bak bir yere gelirken, bir makama gelirken sevileceğin, sevildiğin gibi sövüleceğin anlarda olacaktır. Ben siyaset bilimi, kamu yönetimi eğitimi alırken öğrendiğimiz önemli derslerden biri de buydu. Vatandaşın hizmetinde olan, artık kamu malı olursunuz siz çünkü. Siz kamu yararına çalışırsınız ve kamunun size söyleyeceği, kullanacağı kelimeleri de dinleyeceksiniz. Arada tabii üzülüp bunlara karşı da gelin ama... Peki Temmuz'da ne olacak? Şimdi bak... bu esas sinir konusu zaten dün akşam da katıldığım bir yayına ben de telefondan sırf size de bir katkı olsun ben de buradaki o yoğunluğu dağıtmak üzere katıldım ve çok da mutlu oldum ama bir kere bu şekilde üzerine gelirse bir grup ve dönüp gerçek anlamda ellerinde bir tutanak olmadan konuşurlarsa sonra da tabii kıvırıp döndüler ve dediler ki işte parti söyledi, parti de söylemedi. Başkanımızın belli yani açıklamaları vardı. Söyleyen belli. Ama her zaman da bu sistemin değişmesi gerekliliğini savunduk parti olarak da. Hükümet olarak da aynı şekilde savunuyoruz bunu. Bir de tamam bir tarafta işverenler var. Yıllarda hep aynı insanlar geliyor. Diğer taraftan Maliye'nin memurları, Ekonomi Bakanlığı'nın memurları, benim arkadaşlar buradan. Diğer taraftan da bir işçi sendikası var. Ama o işçi sendikası içerisinde kamudan olanlar. Nerede özel sektörü temsil eden sendikalar? Yok. Neden? Çünkü bir iki tane dışında özel sektör sendikası bu ülkede maalesef yok. İşte kök sıkıntı burada. Özel sektörde sendikalaşmanın önünü açmak zorundayız. Geçmişte bununla ilgili yasa sundum. Arkasına da saklanmıyorum. Biraz böyle eleştirenler oldu. Sanki de unutmuşuz gibi bunu. Veya hiç dinlendirmemişiz gibi göreve geldiğimizden beri. Senin sayende burada Diyalog TV aracılığıyla hatırlatalım. Hayır vazgeçmedik bu düşüncemizden. En azından bunun step by step basamak basamak bunun önünün açılması için DUT'un tek bordro sisteminden maaş ödemelerine devletin özelden aldığı hizmetlerdeki bu taşeron temizlik firmaları, taşeron güvenlik firmaları ve benzeri işlerle ilgili devletle yapılacak işlerde iş toplu iş sözleşmesi yapılması hususunda ciddi bir söz birliğimiz vardır. Bunu ileriye taşımak istiyoruz. Bu da bir nevi aslında sendikalaşma gibi bir adımdır. İşte bunu başlattıktan sonra biz iş barışını sağlarız. Özel sektörde sendikalaşmanın bir öcü olmadığı algısı yayılacak. Ve özel sektörde sendikalaşma ve özel sektör çalışanlarının örgütlü mücadeleleri gerek duyduklarında yapılabilecektir. Böyle bir düşüncemiz vardır ve bununla uğraştık ve uğraşıyoruz da. O yüzden ben biraz gergin ayrıldım o gün toplantıdan. Çünkü 155 liraya evet diyen bir sendika, oy birliği çıkaran sendika ki o dönemin enflasyon oranından da daha aşağıda bir enflasyon oranı üzerinden hesaplanarak verildiydi. Bu dönem ki bunu çıkıp savunmadım çünkü gerçekten yüksek bir rakam değil, doğru bir rakam olmadığını ben de savunuyorum. Ama çıkıp da enflasyon oranından yükseydi tamam mıydı deyip bunu bir bahaneye de çevirmedim o dönemde yapıldığı gibi. Ama şunu söyleyeyim madem bu kadar çok tartışılıyor, enflasyon oranının da üzerinde bir artış yapıldı. Normalde çünkü Temmuz Aralık arası zaten 6 aylık bir yani hesaplama. Ben söyledim 135 maksimum 150 lira arası bir zam gelecek diyordum. Evet. 190 gelince ben de şaşırdım. Yani benim de beklentimin üstünde bir rakamdı. Ben bunu yayında da sonuna söyledim. Kadar yani noktasına kadar zorladık Alihan. Ve o gün yani maksimum unutmayacağım. 150 lira diye düşünüyorum. O gün ben kaç para ellerde bilirmin. Özellikle sendikanın başkanı arkadaş son dakika içeriye açıklayacağımızda girdiğinde bunu memur arkadaşlar duydu. Ne oldu açıkladınız 322 lirayı diye sordu. Yani 322 lira olacağını, 2322 olacak diye tahmin ederlerdi. 2365 yani onların da beklentisinin 43 lira daha üzerinde bir rakam belirledik. Tabii tekrar ediyorum, savunmuyorum ben bu asgari ücreti. Kesinlikle savunmuyorum. Benim sadece orada üzüldüğüm nokta, partiler, hükümetler değiştiğinde
Bazı sendikaların ısrarla siyasi davranmasıdır. Ama önemli değil. O oldu bitti ama yanlış olduğunu veya doğru bir sisteme girmesi için mücadele etmemiz gerekiyor. Biz başlattık. Maillerimize geliyor görüşler. 6 Nisan'a kadar da bu görüşleri toplayacağız. Yeni sistem nasıl olsun, nasıl belirlensin, nasıl kademeler olsun veya neler düşünüyor kurum, kuruluş, siyasi partiler, özel sektör çalışanları, işverenler? Mesela çok enteresan bir şey. Yani işveren temsilcisi diyorsunuz ama sanayi odasından biri yok, ticaret odasından biri yok. Yani baktığımızda bu ülkenin en büyük iki tane işveren patronlar odası ne sanayi odası, ne ticaret odası veya esnaf odası. Bunlar yok. İşte tamam yok. Değil yani bu sistem tamam değil, o yüzden doğrudur. Adı da şekli de sistemi de değişmesi lazımdır ki daha verimli, daha yaşanabilir bir iş hayatı peki. Sağlayabilecek bir durum bir olsun. Bir can sıkıcı soru daha, son can sıkıcı soru bu. Ne oldu Zahter ablayla? Parçalandınız, sosyal medyalara düştü, videolar düştü, kızdın, soruşturma açtın, labda, huzur evinde bir şeyler oldu. Ne oldu? Yani çok da anlamadık. Sinirli de gördük seni. Aytan abla çok kızdı. Açıklamalar yaptı. Ne oldu? Yani bir de bölgen de üstelik senin. Yani kendi kaldığın bölgeye de yakın. Şimdi yani oraya çok gidip gelen birisisin. İlk defa evet. Gittiğin bir yer değil. Şimdi işte bunu o yönden de düşünmek lazımdır. Ve ben burada bir kişi olarak kendisi de burada değilken bir şey söylemem doğru olmaz. Ama bir bakan olarak eğer bir konuda bir düşüncemiz, bir yaptırımımız varsa bilin ki biz bunu boşuna yapmayız. Özellikle ben bu konuyu çok büyütmeden, son alınan önlemler çerçevesinde, başlatılan soruşturmadan tutun da bazı arkadaşların görev yerlerinin değişmesi hususunda da kuracağım bir cümle sanırım yeterli olacaktır. Sosyal hizmetler alanında mahrumiyet çok önemlidir. Bu mahremiyet, bu mahremiyet kurallarının dışına çıkan herkes bu hizmetlerin sunulduğu yerlerden uzaklaştırılmak zorundadır. Bu ben dahil olsam. O yüzden bu mahremiyet kuralları dışına çıkıldığından dolayı biz maalesef hem soruşturma başlatmak hem de gereğini uygulamak zorunda kaldık. Çünkü orada yaşananların benimle olan yaşantı ayrı ha. Onu söylüyorum tekrardan. Bakanla personel arasında olan herhangi bir gerginlik, bir tartışma var o ayrı. Ama oranın işleyişinin içerisinde gizlilik esasına dayalı olması gereken orada yaşayanların kim olduğu, orada isminin duyulmaması gereken bazı arkadaşların isimlerinin duyulması maalesef doğru değildir. Bu mahremiyet kurallarına aykırı davranıldığı için de bu uygulama gerçekleşti. Tepkiler olabilir, doğaldır ama biz gereğini yapacak, siyasi düşünecek olsak hiçbir iş yapmayalım. Sırf tekrar kazanabilmek için herkesten iyi geçinelim ama memleket de batsın, bitsin. Varsın bir daha kazanmayalım ama ülke artık düzelsin. Siyasi demişken bugün vardı basında bir gazetede eski soruşturmalarında üstüne gideceğinizi söylediniz. Evet. O konu ne? O konuda da eski Çalışma Bakanı Şerife Hanım ve şimdiki milletvekili ve o dönemin özel kalem müdürü Sayın Çaluda'nın bir dönem içerisinde çalışma izinleriyle alakalı yasaya aykırı bir işlemi zorla yaptırmaları ve yasaya aykırı 47 tane dosyadan bahsediyor. 47 tane dosya vardır. Benzer dosyalardır bunlar. Hemen. Yani şeyle ilgili. Aynı çalışma izni. Örneğini vereyim. Nasıl bir şeydir açıklayayım. Şimdi çalışma izni ön izin alınabilmesi için vatandaşın ülkeye pasaportla girmesi lazım ve önceden de zaten başvurulması lazımdır. Ancak ülkeye kimlik kartıyla giren birinin veya turist olarak giren birinin ön izin çıkarması mümkün değildir. Veya çalışma izni çıkarmasına mümkün değilken maalesef bu arkadaşlarımız bakanlık imzalarını ve özel kalem müdürlüğü imzalarını kullanarak ilgili personel sorumlusunun da bakanlıktaki yazılı uyarısına rağmen olmayacağına dair kendileri bu yetkiyi aşarak bu arkadaşların çalışma izinlerini ön izin olmaksızın ülkeye turist olarak kimlikle girmelerine rağmen çalışma izni çıkartmaları, çıkarılmasına müsaade vermeleri ciddi bir suçtur. Bu suçla ilgili de zaten Aziz Bey döneminde bir soruşturma başlatılmıştı. Yaklaşık 5 yıl oldu bu ve bu 5 yılın ardından henüz daha sonuçlanamıyor bir türlü.
Biz bunun takibini yapmak üzere başsavcılıkla görüştük, dosyaları aldık, bizler de inceledik ve bu işin hızlandırılması için talebimiz oldu başsavcılıktan. Gereği artık raporlandığı zaman Şerif Hanım çok büyük ihtimalle otomatik olarak yargılanmaya başlayacak. Aytaş Bey için de büyük ihtimal mecliste dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanabilmesi için bize bir talep gelmez meclise. Böyle bir durum vardır. Bu durumda da dokunulmazlığı olduğu için var mı başka geri dönük dosya hazırlığı? Araştırıyoruz. Bu araştırıyoruz, bakıyoruz. Çünkü bazı dairelerde de verilen bazı hizmetlerle ilgili çeşitli bilgiler bize aktarılmaya başlandı. Onlarla ilgili de biz çalışmamızı peki başlattık. Can sıkıcı sorular bu kadar. Şimdi birazcık da gelelim diğer sorulara. Köpekler ne oldu yahu? Sen bütün gün buradasın, yurt dışına çocuklar gidiyorsun. Çocuklar ne oldu? Onlara kim bakıyor? Ablan gördüğüm kadarıyla minibüse 23 ablam diz dedin. Aman, aman hele gene, bugün gene de gelecek buraya. İnşallah ben buradayken gelmez. İkinci de bu hatayı yapıyorum ama değil mi? İkinci de yapalım, bitirdi. Bittim daha sen. Bir hakkım daha var. Bir hakkım, üçüncüye kadar var. Minibüse mi bakıyor şimdi? Kimde köpekler? Sabahları ben ilgilenirim. Artık akşama kadar da maalesef yalnız kalırlar ama en azından 3 tane diller diye birbirlerine oynarlar, dalaşırlar. Ondan yana bir yalnızlık sıkıntısı çekmezler. Yurt dışına gittiğimde de ya da çok yoğun olursam Münüs'e gider ve ilgilenir. Komşumda bile anıtlarım vardır. Onlar da arada bir seslenirler, sağ olsunlar. Gece geç yıllarına kadar buradasın. Dün akşam 10.30'da bakanlıktaydın. Sonra gittim meclise de. Ondan sonra döndük gittik eve. Giderken eve açarım, aman canım aman aşkım ne yaparsınız bebeklerim, oynarım birazcık kendileriyle, hadi yatağa derim. Geçerler odacıklarındaki yatacıklarına yatırlar, onlar da benim yanımda beklerler, sabah olur. Bir günaydın sefası da öyle, o erkek olan büyük konuşur. O bildiğin konuşur yani. Sabah gördüğünde seni bir şeyler bizim söyler. Televizyon programımıza kadar getirmiştir. Değil zaten ama. Evet. Çok gerçekten bak insanın yüzü değişir. Onlardan sevimli bahsedeyim. Dostların yanında olması burada çektiğiniz stresi her şeyi bir anda unutturur. O yüzden doğrudur. Peki. Biraz inşallah yakında daha Haziran sık zaman geliyor, ayarlayacağım. Mehmet Armancı. Kim? Seni koyacak aday. Yok Armancı'yı soruyorum. Ben mi gireyim? Armancı'ya ne yapıyorduk? Armancı. Çok iyi bir dostluğunuz var. Çok iyi tabii, bir arkadaşlarınız tabii var. Kardeş. Mehmet gerçekten bu ülke siyaseti için sadece Lefkoşa değil bu ülke siyaseti için çok değerli bir arkadaşımızdır. Mehmet'in, sevgili Armancı'nın göreve geldiği andan itibaren bu belediyenin, bu beldenin daha ileriye gidebilmesi için gösterdiği çaba, bütün imkansızlıklara, bütün sıkıntılara rağmen bence göz ardı edilmemiştir, edilmeyecektir diye de umuyorum. Bunu da gözlemleyebiliyorum aslında. Ben sonuna kadar Mehmet'in yanında olacağım. Bu süreçte bir zorunluluktan veya aynı partide olmaktan değil, gerçekten yaptığına, yapabileceğine ve çok daha iyisini hem Lefkoşa alanı hak ettiğini hem de onun bu vizyonunu buralara gösterebilmesi adına inandığımdan yanında duracağım. Mehmet Armancı sadece Lefkoşa'ya değil, aslında tüm adaya da hizmet etti. Yaptığı icraatlar sayesinde bugün diğer belediyelerde örnek alarak kendi beldelerinde sosyal yaşamla ilgili ciddi projelere el attılar. Yani o yüzden görüyorum bazen sosyal medyada veya sokakta da ciddi eleştirileri vardır altyapıyla ilgili yetersizlikten kaynaklanan ama düşünün 4-5 sene önce bu Lefkoşa'nın halini bir hatırlamak zorundayız. Lefkoşa'nın o çöp yığınlarıyla o eylemlerin yapıldığı dönemi bir hatırlayın. Ondan sonra bir de bugüne bir bakın. Tabii ki belli vaatler sunulabilir, projeler yapılabilir, kitapçıklar çıkabilir. Hepsini yapamayabilirsiniz ama yapamamanın sebebinin de istemediğiniz mi? Yoksa eldeki imkanlara biz de aslında biraz katkı koymadık diye mi düşünmek lazımdır? Ben o yüzden dediğim gibi Mehmet'in sonuna kadar yanındayım. Peki, hep yüreğinin bir parçasıydı aslında Girne Belediye Başkanlığı. Çok dile getirmedin ama biz biliyoruz öyle bir sevdan vardı. Ama siyaset seni çok başka bir noktaya itti şu anda, bakansın. Ama Girne'de seçim olacak. Ne düşünüyorsun Girne için? Senin çünkü yani adaylığını düşünüyorum başka şu anda. Direkt şok. İçinden geçiyor ben biliyorum. Yalan değil. İçimden geçmez mi? Geçer. İnsanın kendi şehrini çünkü yönetmesi, vizyonunu o çerçevede daha rahat verebilmesi çok önemlidir.
Burada bile aslında hani milletvekiliyken de önemli bir pozisyonun var ama orada sadece çıkıp o kürsüde anladın, uyarmaya çalışın, vizyonunu anlatmaya çalışın, yapsınlar diye ama biri dinlemezse seni bütün moralin, motivasyonun biter. Şimdi burada o özellikle bu bakanlıkla ilgili kısımları yapma adına senin gücün var. Keşke diğer alanlara da gücün olsa ama en azından belli kısımlar içerisinde bunu yapabilmenin hazzını yaşıyorum. Ki daha başlamadık hiçbir şey yapmaya. Bakmayın, iş sağlığı, güvenliği, kurallarını uygulamak yasanın gereğiydi. Denetimlerin artmasını rica ettik. Sıklaşmasını ve usulüne göre yapılmasını yapıyorlar. Sosyal sigorta ihtiyaç sandığı denetimlerinin yapılması yapılıyor. Kreşleri, bakım evlerini denetleyin dedik. Denetlemek zorundasın zaten. Denetliyorlar. Sırada artık işte TOCET'in açılmasından tut da gençlerin yerli istihdamın artırılması gibi konular. Ama belediyede daha böyle bir çevreci vizyon, gençlerin ve orada yaşayan insanların o şehrin kimlik ve aidiyet duygusunu daha ileriye taşımış bir şekilde işte ben Girniliyim, işte görün bizi ya da ben Lefkoşalıyım, görün bizi. Mikronasyonalizm değil ha, yani şehir milliyetçiliği değil ama en azından bölgeli olmanın hazzı, işte festivaller şehri, panayırlar merkezi tiyatro gibi. Tiyatro festivalleri, turizm aynen, festivalleri. Aynen, yani bunun da ilerisine gidebilecek çok çok planlar, projeler, vizyonlarım vardı. Yani belli ki geriye dönüş pek kısmet olmayacak. Artık bundan ileriye geçişler hayali. İlerisini konuşuruz da süre bitiyor. Kurultayı falan da soracaktım ama biraz bir şeyler de başka programa kalsın. Hepsini bugün bitirmeyelim. Son soru çorapla kapatalım. Evet. Çoraplar çok gündeme geldi. Aslında Zeki Çeler her zaman böyle çoraplar teşekkür giyiyordu. Ederim. Biz şortla programa geldiğini, terlikle programa geldiğini çok gördük ama bakan olduktan sonra insanlar değişmemi bekledi. Değişmedi birazcık. Yani ben bazılarını anlamıyorum. Bir kısım insan mesela bir konular eleştirmiyor, aksi gibi destek çıkıyorlar da bazıları da değişme ha deyip ama nedir o çoraplar? Ya zaten bunları giyerdim ben. Şimdi mi battı yani? O yüzden dedim ben, benim giyimime dakana takmam. Ondan yana bir sıkıntım yoktur. Bugün de bakanlıktaki asistanım ve basın danışmanı arkadaşlarla bir de fotoğraf aslında paylaştık. Aslında ben de gelirken aradım ama geciktiğim için. Akşamüstü. Akşamüstü inşallah dere boyunda. Bugün evet Down sendromlular günü, farkındalık günü olduğu için biz de bu her yıl giyerdim. Bugün de giydik. Bugün yürüyüşe de katılma fırsatımız olacak. Arkadaşlara katılacak. Sen de gel. Sen de giy çorabını ve gel. Lefkoşa Belediyesi'nin bu düzenlemiş olduğu farkındalığa hepimiz katılalım. Mausa'da da vardı. Ona yetiştirmedim katılayım. Meclis açılacaktı diye. Yani insanın ne renk çorap giydiği önemli değildir. İnsanın kişiliğinin rengi çok daha önemlidir aslında. Kişiliğinin rengini belli alanlarda görevine yansıtması insanların yüzünü birazcık olsun güldürürse ve bu bakanlığı artık olması gereken kaliteye, olması gereken düşünceye çekebilecekse ne mutlu bana. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 13. sıradadır. Şu anda yani son rakamdır. Ama başından beri söylediğim gün gelecek, bu bakanlık gerçek yerini bu toplumun gözünde hissettirecektir. Ben bunu hem sosyal anlamda... 13'ün mutsuzluğuna inanır mısın? Yok, çok severim. Severim. 13 rakamını sevenlerdenim ben. Çünkü 3 artı 1, 4 eder. Ben de 4 Mart doğumluyum. Bir de Mart 3, gene 3 ay, 3. ay olarak. O yüzden hiçbir sıkıntım yoktur. 81 de 8... bir de benim yani hep böyle içinde hayatımın içinde olan rakamlardan biridir de sevdiğim bir rakamdır. 2013 milletvekili seçildiğim yıldır. O yüzden 13 rakamıyla bir sıkıntım yok. Gördüğün gibi de gayet zevkle yapıyorum görevimi. Dediğim gibi rengim nasıl dini, dili, ırkı, rengi, cinsel yönelimi, nereden geldiği, etnik kökeni hiç önemli değildir. İnsan insandır. Doğaya da aynı şekilde, hayvanlarımıza da aynı şekilde sahip çıkmak zorundayız. Herkesi ekiple kucaklamak. Nasıl gidiyorsun? Sekreter, şoför, basın danışmanı mesela elması çok görüyor musun? Onları bana değil, beni onlara soracaksın. Sen çok hiperaktifsin. Durduğun yerde durmuyorsun. Bir yerden bir yere hızlı geçiş yapıyorsun da. Espriyi patlatalım o zaman. Arkandakiler ne yapıyor? Ben onları merak ediyorum. Çünkü hakikaten çok hiperaktifsin. Yani şimdi kaç buradasın. Kaç dakikamız var? Hemen anladım. Bir iki espri. Tamam. Bir kere sekreterim, asistan derim sekreterden ötedir Benan'ın buradaki görevi. Sevgili Benan bir gün gördüm elinde Berokay'ı durur. İkinci hafta bir şeydi galiba bakanlıkta. Ne oldu, hasta oluyorsun dedim.
yok bak hanım dedi, sizin hızınıza yetişemiyorum dedi, hayatımda beroka içmeyen dedi, ben de iki iki içerim artık berokaları. Bu bir. İkincisi, dün Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaptığımız yemekte ben masaları gezerken sevgili Elmas ve Diren Basıncı arkadaşlarım, onlar da aynı şekilde çok ciddi bir çalışma içerisindedir. Onlara yetişemiyorlar. Koşuşturmama, hızıma benden daha hızlıdırlar. Çok daha fikirsel konularda bana öncülük yapıyorlar. Çok teşekkür ederim hepsine de. Elmas oturdu, iki sokum yemek yesin. Çocuğun iflahı kesildi çünkü buralarda. Ne yaptı da aç bütün akşama kadar. Diren'e dedi, sen bakanı takip et de resimleri de çek. Lütfen ben de bir sokum yiyeyim. Diren de bir ara gidip masasına yanına oturmuş, o da bir sokum yesin diye gideceğiz. Böyle Diren demiş ki, hani şimdi ansızın Elmas diye bir ses duyarsam dedi, seni yiyeceğim. demesine kalmamış. 3 saniye sonra Elmas neredesin? Çünkü adamlar resim çekmek ister, benim inan. Elmas yok meydanda, Diren de yok. Ne yapıyor bu kadar da benim gibi karnını düştü. Koşarak kaptığı gibi. Makine geldi, bugün anladır bu espriyi. Bunlar keyifli şeyler. Yani çalışma hayatında bunlar çok önemli. Sadece bu arkadaşlar değil, diğer personel arkadaşlar da sağ olsun beni getirip götüren Nasip Bey de. Yani herkes de, müdürüm, müsteşarım, diğer müdür arkadaşlar, müdür vekil arkadaşlar gayet yardımcı oluyorlar. Devletin daha ileriye gidemesi, insanlara hizmeti daha iyi verebilmek adına bir ekip ruhuyla, bir takım arkadaşı ruhuyla hareket edilmesi yönündedir. Hep benim düşüncem. Daha bazı daireleri gezemedim diğer beldelerde. Yavaş yavaş başladık onları da. Herkesin sorunları var. Özellikle sosyal sigortalarda ve çalışma dairesinde ciddi ciddi sorunlarımız var personel olarak. Çünkü 1977'den beri teşkilat yasası değiştirilmedi. Binalar yetersizdir, teknik altyapı yetersizdir. Personel çok mutsuzdur. Mutsuz bir personel vatandaşa nasıl düzgün bir hizmet verebilir ki? Tüm bunların önlemlerini almak için çalışıyor, çabalıyoruz. Ben bakanlığım süresince bunu yapmak için elimden geleni yapacağım. Ben şimdiden tüm arkadaşlara da, bu ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim özverili çalışmalarından dolayı. Yaptığımız her şey ileride tekrardan bizim de hizmet görebileceğimiz konular olacaktır. Belki de daha çok konular da vardı konuşalım. Sosyal hizmetlerde, çocuk hakları, kadın hakları ama onları daha bakalım çok yaparız başka programa. Tamamdır. Çok teşekkür ederim sevgili. Ben teşekkür ederim. Kabul ettin. Sayın Bakanım alıştırıyorum. Bir şey değil. Peki. Sürenin sonuna geldik. Çok keyifliydi yine. Çok güzeldi. Makamında ağırlanmak, sevgili Zeki Çeler'in makamında görmek bizi de mutlu etti. Yarın akşam gene 17.30 buluşma saati. Biz görüşünce deyin, hoşçakalın. Yaptığı yayınlarıyla Kuzey Kıbrıs gündemine damgası